Yeni bir haftalık vlogtan selamlar. Bu haftaya yeni yayın bilgisayarımı toplayarak başlayacağız. Uzun zamandır canlı yayınlara tekrar başlamak istiyorum fakat kişisel bilgisayarımda yayın yapmayı çok sevmiyorum. Çünkü sürekli yeniden düzen kurmak falan gerekiyor. Dedim ki bir tane bilgisayarım olsa sadece canlı yayın için kullansam nasıl olur? Hemen şöyle bir parçaları gösterecek olursam, bunları daha önce bir haftalık vlogta göstermiştim ama ROG'nin Z11 kasası var. Zaten bu bilgisayarı toplamak istememin en büyük sebebi aslında bu kasa, çünkü çok tatlı ve çok güzel duruyor. Kasamız küçük olduğu için anakartımız da küçük. Micro ATX standartlarında böyle küçücük bir şey birazdan göreceksiniz. Yeni nesil bir Ryzen 7 işlemcimiz var. Kingston'ın Fury serisinden 2 tane DDR5 RAM'imiz var. Tabii ki bir sıvı soğutmamız var. Ve son olarak bir de RTX 3070'imiz var. Bu bana herhalde. Bu bana herhalde abi. Benimkinden daha iyi. Ben bunu götürüyorum. Hadi görüşürüz. Onu oraya bırak. Hayır ya. Onu oraya bırak. Anlamış. Asus bana mesaj attı. WhatsApp'tan yazdı. Bu senin dedi. Ya benim olsun ya. Bırak onu oraya. Fark edebileceğiniz üzere parçalarımızın hiçbirisi en üst seviye değil fakat hepsi çok iyi. Orta üst segment diye geçen parçalarda olabilecek en iyi parçaları seçtim gibi düşünebilirsiniz. Zaten canlı yayınlar Full HD çözünürlükte yapıldığı için burada 4K oyunculuk ya da 2K oyunculuk gibi bir hedefim yok. Tabii ki aslında çok rahat bir şekilde 2K oyunculuğu kaldırır. Ama öncelikli hedefim 1080p yayıncılığın yanında ekstra bir donanıma ihtiyaç kalmadan yayında yapabilmek. Hadi başlayalım abi. Hadi. Çok merak ediyorum nasıl gözükecek. Çok. Şu kasa gerçekten çok güzel duruyor. Yardım edecek misin bana? Hayır. Bana ne, benim bilgisayarım, bana parça verirsen ederim. Ben senin bilgisayarını topladım ama. O bilgisayar benim mi? Bir daha söyle. Senin değil, de. Değil, iş bilgisayarı. Senin de yarın çünkü ilanda yani. Ne yapacaksın? Benim ofiste iş için aldığım bilgisayarı satacaksın mı? He. Gözün kaldı mı ona göre söyle de ilk önce anneanneme bir okutayım. 3080 olsa kalırdı da hani 3070'de kalmadı. Benim gözümde 3090 var bir tane. Hedefimde. Ne yapacaksın? Ha, benim 3090'ı hedefledin. Aha. Alırsın kardeş. Bunu niye tekrar bantladın? Bunu açtık biz daha önce. Bir aç, yaktırmasana. Bana geri paketlemiş birebir aynı şekilde. Oğlum, işimizi ehliyle yapıyoruz biz. Benim anakarttan başlamam lazımdı ama nedense bu kasaya sürekli bir elleyesim geliyor, bir şey geliyor. Anakartımız ROG Strix X670E modeli ve gördüğünüz gibi küçücük. Fakat küçücük olmasına rağmen hiçbir eksiği yok. 2 tane USB 4.0 çıkışımız var. Direkt üstünde Wi-Fi modülü var. DDR5 destekliyor. Yeni nesil AMD işlemcilerle uyumlu. Yani gerçekten alabileceğiniz en iyi anakartlardan bir tanesi aslında küçük boyutuna rağmen. Yani boy değil, işlevi önemli diyorsun. Tabii ki. Bazen aslında bilgisayar parçalarında boy da önemli ama. İşlemci Ryzen 7 7700X modeli. Ryzen serisinin bu seneki orta seviye işlemcisi fakat fazlasıyla verimli ve güçlü bir işlemci yine de. Bir de bu işlemcilerde güç tasarrufu modu diye bir şey var, onu bayağı merak ediyorum. Yani hani laptoplar az pil harcasın diye pil ömrü modu falan oluyor ya, bu işlemcilerde de ona benzer bir şey var, daha az güç çekiyor. Ve yapılan testlerde gördüğüm kadarıyla oyun performansında neredeyse hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Yani iş performansında kaybediyorsunuz, daha düşük watt çekiyor sonuçta. Fakat oyunlarda neredeyse hiçbir şey fark etmiyor. Böyle 2 FPS, 3 FPS falan fark ediyor. Çevreyi korumak, enerji tasarrufu yapmak için güzel bir hamle. Tam benlikmiş abi. Ne alaka? Nasıl ne alaka kardeşim? Fatura az geliyor işte. RAM'lerimizin AMD Expo desteği de var bu arada ve ilk defa bir DDR5 sistem toplayacağım. Yani ne kadar fark ettiğini açıkçası merak ediyorum. Çünkü 6000 MHz hızlarında çalışıyor bu RAM'ler. Anakart çok küçük olduğu için M.2 slotlarını farklı bir şekilde konumlandırmışlar. Normalde bu tarz küçük anakartlar da arkada olur. Asus burada zekice bir şey yapmış. Şurada böyle iki katlı bir M.2 soğutma ve M.2 takma bölümü ayarlamış. Bu M.2 SSD'lerin ikisi de PCI Express 4x4 standartlarında bu arada ve 7000 MB saniyeye kadar okuma hızları var. Şimdi beni bu kasada en çok geren parçaya geldik. Burada 240 mm'lik bir sıvı soğutmam var. Fakat buraya sığacak mı? Buraya sığsa bile kasaya sığacak mı? Birazcık dertli. Zaten bu tarz minik kasalar toplamak aslında yani bilgisayar toplamaktan çok böyle bir challenge gibi. Hani daha o kısımları görmediniz ama kablolamaya geçince, güç kaynağına geçince falan muhtemelen ben burada 3-5 saatimi harcayacağım. Bu sıvı soğutma çok güzel bu arada. Üstünde LCD ekran var şurada. Ve mesela Harun'un çocukluk fotoğrafını buraya koyabilirim. Koyabilirsin de koymamayı tercih. Koyabilirim ve çok da eğlenirim her gördüğümde. Ya moralinizi yerine getiren bir sıvı soğutma düşün öyle.
Şu an kasanın büyük bölümünü hallettim. Ön kısım gayet temiz oldu. Kabloları falan bayağı iyi toparladım gibi duruyor. Birazcık daha üstünden geçebilirim şunların falan. Arka tarafı hiç göstermek istemiyorum ama arka taraf tam bir kaos. Sanki bir tık daha düşük bir sistem kurulabilirmiş bunun içine. Çünkü şu an kablolama anlamında gerçekten sınırlarımı zorluyorum. Yer yok yani, bayağı yer yok. Fizik kurallarına aykırı daha fazlası. Bir de ekran kartı sığacak mı, o da var tabii ama ucu ucuna sığacak gibi geliyor bana. Öyle umut ediyorum. Sığmazsa Harun'unkini alacağım. Harbi mi? İşine gelir değil mi? Ha. Sığmasın diye dua ediyormuşsun gibi böyle ağzına garip şeyler gibi böyle. Bir şeyler gibi böyle. Ne yapıyorsun, kara büyü mü yapıyorsun? Ya tut sen sök. Ya bir onu bile beceremedin ya. Şöyle yapsak. Ya sığmıyor işte, çıkart hadi ya. Sığacak sığacak. Ya oluyor. Oluyor. PC Express yuvasına nasıl denk getireceğim buradan? Oturdu mu oturmadı mı anlamıyorum şu an. Sanırım şuradaki tırnak takılıyor. Şu an yaptığım şeyleri kesinlikle tavsiye etmiyorum hiç kimseye. Sanırım başardım. Bir yerden desteklemek gerekir mi? Herhalde gerekmez. Sadece şuradan iki tane kablo çıkartmam lazım şu an. Ben kablolamayla devam ediyorum. Evet, yayın bilgisayarımız şu anda hazır. Toplaması tam 5 saat sürdü. Onun üstüne işte BIOS ayarları, yazılımlar, driverlar falan derken bir 9 saat falan uğraştım. Ama değdi. Şu an fazlasıyla içime sinmiş durumda. Özellikle içindeki ekranı görüyor musunuz bakın. Şu an o fotoğraf sayesinde, Harun'un küçüklük bad boy halinin fotoğrafı sayesinde %38 overclocklu bu bilgisayar. Yani içinde 3070 olduğuna bakmayın. 4100 gibi çalışıyor şu an. Bunun için uğraştın mı gerçekten? Bence fazlasıyla güzel oldu. Ben niye bilgisayarın içindeyim kardeşim? Bunu kaldırır mısın? Kardeşimi çok seviyorum ve sürekli görmek istiyorum. Bunu kaldırır mısın? Kaldırmam. Dava edeceğim seni. Beni dava edemezsin. Sözleşmemiz var. Çalışma şeylerinde senin her türlü görüntünü kullanabilirim. Neyse, kardeşini benim kadar sevmeyenler için farklı seçenekler de var bu arada burada. Benim favorim şu oldu. Burada işlemci sıcaklığı, işte ekran kartı sıcaklığı, chipset sıcaklığını falan görebiliyoruz. Farklı şeyler de koyabiliyorsunuz oraya ama ben sadece sıcaklıkları koydum. Ama tabii ki en iyisi Harun. O yüzden Harun olarak bırakacağım. Neyse, şimdi azıcık kasaya gömmem lazım çünkü gerçekten çok uğraştırdı. Şimdi öncelikle üstteki fanları bozdum. Sorun niye bozdum? Çünkü anakartın şöyle bir zımbırtısı var. Buraya işte buradan sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Üstüne USB'ler falan takabiliyorsunuz. Bunun içinde mıknatıslar varmış. Fakat kasanın hiçbir yerine yapışmadığı için ben bunu fark etmedim. Sonra tabii ki bu kapak burada takılı. Ve buraya da yapışmıyor. Ama bakın, bunu koyduğumda üstteki fanları etkiliyor. Şu an mesela şuradaki fan durdu. Nasıl göstereceğim bunu? Gözüküyor şu an. Evet. Gördüğünüz gibi bunların manyetik alanını etkiliyor. Ve bu dünden beri bunun üstünde durduğu için iki fanın da ekseni kaymış. Gece de oyun indirmek için falan açık bırakmıştım bilgisayarı. Yani bütün gece böyle kaya 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 gitmişler. O yüzden şu üstteki iki fan şu anda çok ses yapıyor. Bunları mecbur değiştireceğim. Yani bilgisayara kaymak dedin. Bu senin hatan, bilgisayarımın hatası değil. Nasıl yani? Sen bozmuşsun yani. Parçada hiçbir sorun yok. Buradan da asılsa bir gönderme yaptım. Bana bir sıvı soğutma yollar artık. Ondan sonra şöyle kasanın etrafına bakacak olursanız kasanın herhangi bir yerinde herhangi bir çıkış yok. Yani anakartın çıkış ulaşamıyorsunuz. Daha garip olan ekran kartının çıkışlarına da ulaşamıyorsunuz. Mesela şu an buradan kablolar çıkıyor, kasanın içinden çıkıyor bunlar. Anakarta ya da ekran kartına herhangi bir şey bağlamak istediğinizde önce şu kapağı açıyorsunuz. Ondan sonra yukarıdan iki tane vida söküyorsunuz. Sonra bu kapağı buradan alıp anakarta ve ekran kartına ulaşabiliyorsun. Bunlara bağladığınız kabloları çıkartmak için arkada delikler var. Hem üstte hem de altta, yani hem üstten hem alttan çıkartabiliyorsunuz bunları. Fakat ben buraya USB bağladım geçtim gibi bir dünya yok.
Buraya USB bağladıysanız buraya sabitleyeceksiniz. Çünkü neden? Sabitlemezseniz üstteki fanlara çarpıyorlar. Şu kablolamadaki şaheserimi göster Harun. Çok iddialıyım. Bu kasayı benden daha iyi toplamış birisi varsa dünyada her gün arayıp efendimiz günaydın diye telefon edebilirim. O kadar iddialıyım. Ama sonuçtan çok mutluyum. Kesinlikle pişman değilim. Kasa kesinlikle çok güzel duruyor. Toplama kısmında çıkan tüm problemlerden şu an bahsetmeyeceğim. Fakat bu kasa kesinlikle sadece tecrübeli kişilere hitap ediyor. O yüzden sadece oyun oynamak için ya da iş için bir bilgisayar toplayacaksanız bu kasa seçeneklerinizin arasında olmasın. Bu fantezi yapmak için. Ben güzel bir kasa istiyorum. Böyle çok da kişinin yapamayacağı bir şey istiyorum diyenlere hitap ediyor bence bu. Önümüzdeki haftalarda tabii ki bu kasayı bir yayın bilgisayarı haline getireceğim. Yani monitörler, kamera vesaire, ışık, o tarz şeyler yapacağım. Başka bir haftalık vlogda mı yaparım yoksa yapıp geçer miyim bilmiyorum ama yorumlara yazabilirsiniz. Eğer görmek istiyorsanız nasıl yapıldığını. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz. Yeni bir günden selamlar. Bugün hiçbir yere gidiyoruz. O ne demek ya? Bayağı hiçbir yere gidiyoruz işte. Böyle evden çıktık. Hiçbir yere doğru gidiyoruz. Hayır kardeşim, gideceğimiz yer belli ya. Şu an neredeyiz Harun? Şu an zeytinliklerin arasındayız. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Yani bir yere gidiyoruz. Hani bir yeşillik alana gideceğiz. Gitmek için 3 tane farklı yol var. Harun dedi ki ben şuradan gitmek istiyorum. Dedim ki bak o yolu bilmiyoruz. Bildiğimiz yerden gidelim. Seçtiği yol bu. Ben videoda güzel gözüksün diye burayı seçtim kardeşim. Gayet de güzel gözüküyor. Neyse. Hazır hiçbir yere gidiyorken dedim bir soru cevap yapalım. Instagram'dan bir story attım. Şimdi oradan gelen soruları cevaplayacağız biraz. Harun da cevaplayacak. Evet. Okuyorum, hazır mısın? Direkt bana doğru gömme yani. Biraz kendin cevapla. Abi Bursa'da yaşıyorsun. Memnun musun? Çünkü o kadar gelişmiş bir yer değil İstanbul gibi. Bence gayet gelişmiş. İşte İstanbul'dan bir fark yok. Sürekli gidiyorum ben iş için İstanbul'a. İstanbul'da şu var da Bursa'da yok dediğim hiçbir şey olmadı bugüne kadar. Bursa cennet arkadaşlar. O kadar da değil de yani İstanbul'dan daha güzel. Bence. Çünkü İstanbul çok kaotik. Ben içim sıkılıyor böyle. Gidiyorum oraya bir yere gideceğiz diye trafiğe giriyoruz. Her yerden araba çıkıyor. Herkesin acelesi var aslında. Bursa'da son 3-5 yılda öyle olmaya başladı. Burada da herkesin acelesi var artık ama bizim yok. Gördüğünüz gibi zeytinlikler olamaz zaten. Gidemiyoruz yani. Tık tık gidiyoruz saatte 16 km hızla. Sevmediğim bir soru türü ama o kadar çok var ki. Bu kadar parayı nereden buluyorsun? En azından her toplu paket açılışında 10-15 bin harcıyorsun. Babamın fabrikasından. Babamın 17 tane fabrikası var. Evet, onların hepsini satıyorum. Geçen videoda 7 tane demiştim. Bu sefer 17 yani, düşün büyüttük o kadar. Büyüttük işleri. Hani bunun toplu paket açılışları genelinde söylemiyorum. Fakat her videomda para kazanma beklentim yok benim yani. Bazı videoları zararını yapıyorum ve bundan kesinlikle pişman değilim. Çünkü totale katkı sağlıyor. Totalde bir katkı sağlayacaksa, izleyenlerin hoşuna gidecekse, oradan yeni takipçiler gelecekse falan o videodan zarar edebilirim. Benim için çok önemli değil. Harun kurguya kaç saatini harcıyor? Ve mesela YouTuber'larla toplu paket açılışında içimin acıdığı oluyor. Bunu yani için acıdığı kısmı senin kurguna mı yoksa bana mı emin olamadım ama. Sana tabii ki, benimle alakası yok. Niye? Benimle niye alakası olsun oğlum kurguyla? Ama kurguya kaç saatini harcıyor dediği için hani o videoları editlemek zor anlamında sormuştur diye düşündüm ben. Doğru olabilir. Çok değişen bir şey ama bu yani böyle bu kadar saat harcadığım. Hadi hadi arkalarından konuş. Hangisi en zoruydu? En zoru kendi müzisyendi şimdiye kadar. Niye? Çünkü 3 saat çektik. Hatta 3,5 saat çektik. Ve hiç susmadık değil mi? Ve hiç susmadınız. Çok zordu yani gerçekten. En kolay hangisiydi? Çok kolay diye hatırladığım bir şey yok. Ama yani neler kolay? Haftalık vloglar kolay genelde. İçinde böyle çok garip bir şey yoksa. Arabanın videosu da kolaydı bence. Yani çünkü 2-3 sahneli bir videoydu. Harun'a nasıl katlanıyorsun? Ne alaka bana katlanmak ya? Ben sana zor katlanıyorum. Aynı emmi mi bu ya? Çatır çatır bir gidiyor bir geri yok, geliyor. Yok farklı. Bilmiyorum, kardeş bağım var, yapacak bir şey yok, akraba. Eğer kanallarda işler iyi gitmezse Harun nereden gelir sağlayacak? Hadi cevapla. Nereden gelir sağlayacak? Oğlum bazen zaten çok iş geliyor ama çok işim olduğu için kabul etmiyorum. Nereden iş geliyorsa? Seni ilgilendirmez kardeşim. Bu business yani. Arkamdan iş çeviriyor sanırım ve benim haberim yok. Ben nasıl nerede iş bulacağım arkadaş? Ben kendimi kaç yıldır bu sektörde ispatlamışım artık. Ben nasıl iş bulamayacağım? Nasıl ego yaptı ya? Hayır, ego ile alakası yok abi. Kaç yıldır bu işin içindeyim yani. Ya kaç yıldır bu işin içinde ve olup yaptığım kazanamayan kaç tane insan var biliyor musun sen? Ya orası öyle de hani videoları benim yaptığımı da herkes biliyor yani, anladın mı? Tamam, helal olsun, çok iyi. Yalan mı? Yalansa yalandı. Yalan. Yürü git ya. Elektrikli bisikleti kullanıyor musun, memnun musun? Anlat Harun. Elektrikli bisikleti ben çok kullandım şimdi, yalan yok. Ama bir gün gidiyordum yolda, böyle bayır tümsekli bir yol.
Tümseyin üstünden tümseyi görmedim, geçtim. Tümseyin üstünden 40'la falan geçmiş, 35-40'la. İşte evet ama tümseyi görmedim, problem o. Ya bak şimdi iki tane problem var. Bir, bisikletle 35-40'a çıkmış olma. Bu bisiklet sonuçta yani. İkincisi tümseye çat diye girmiş olma. Kırmış bisikleti, kırmış. Kırmadım. Bir şeyini kırmışsın işte, arka çalışmıyor. Arka aksanında bir sorun oldu. Önemli olan benim sağlığım, ben hayattayım. Onu mu düşünüyorsun abi gerçekten? Ben sana o bisikletle hız yapma diye 20 kere söyledim. Hız yapmadım ki, 35-40'la gidiyordum. Tabelalara bakarak gidiyordum. Onlar arabalar için. Olsun. Şimdi onu ses tonuyla okuyacağım. Şu akvaryum videosu ne zaman gelecek? Allah aşkına kanser olduk. Şu olaylar bir bitsin. Gelecek, gelecek. Üstünde çalışıyorum bu arada fakat her şey çok iyi olsun istiyorum ve her şey çok iyi olsun istediğim için bazı şeyleri temin etmekte falan çok zorlanıyorum. Ama çalışıyorum yani. Bir taraftan arka planda aslında yapmaya devam ediyorum. O videoda zaten şey olacak böyle. Saçlarım uzun başlıyorum, kestiriyorum. Videonun yapım aşamasında tekrar uzuyor falan. Böyle tipim sürekli değişecek videoda. 3 aylık video falan mı olacak, ne olacak bilmiyorum. Mavi kafeye tekrar döner misin? Muhtemelen dönmem ya. Çok zor oluyor. Yani seviyorum aslında mavi saçı. Ama dışarıdayken o kadar zor oluyor ve o kadar garip tepkiler alıyorum ki değmez gibi geliyor. Sana dönüyoruz Harun. Harun, kız ortamında senin kardeşin olma kartını kullanıyor mu? Hayır. Benim en sevmediğim şey hatta. Benim kardeşim olma kozunu kullandığın yerleri anlat bakayım. En garibini söyleyeyim mi? Söyle. Ukrayna'ya girerken askerler beni sorguya çekti. Sonra ben de dedim ki ben ülkeye video çekmek için giriyorum. Hatta bu da bizim kanalımız diye bizim kanalda gösterdim. Bu da abim dedim. Ondan sonra bana tavırları değişti. Böyle sert davranıyorlardı, anladın mı? Sonra bir anda yumuşadılar böyle, aa falan, bizim hakkımızda kötü bir şey söylemezsiniz falan filan demeye başladılar. Bu da böyle bir anım. Başka nerelerde benim kozumu kullan? Başka hiç öyle kozunu kullandığım şeyi hatırlamıyorum. Hüsnü ve Asiye'ye yeni bir kafes yapmayı düşünüyor musun? Malum yeni yavrular gelecek gibi. Susun arkadaşlar lütfen. Ne olur bir tane daha gelmesin. Bu arada ben sanki Asiye hamileymiş gibi düşünüyorum tekrardan. Ya. Çok tatlılar ama başka yavru gelmesin. Bu arada kafesi yenilemeyi düşünüyorum ama tam olarak aklımda nasıl bir şey var onu kestiremiyorum. Enişte, Doblo'yu ne yaptın? Bu soru kesin sana. Ne yaptım bak, 700 km oldu. Sürüyorum işte, ne yapayım? Pikniğe çıktın mı? Daha çıkmadım. Yakıyor be arkadaşlar. Ya da normal yakıyor. Benim ilk arabam olduğu için bana yakıyor gibi geliyor. Aslında normal yakıyor ama şey... İki yakıyor şu an. Bir de şey pahalı ya. Motorin benzinden daha pahalı artık. Elinden her iş gelen dedelerimizin genç versiyonusun. Bu tarz birikimleri nasıl elde ettin? Benim elimden her iş geliyor mu Harun? Sana sanki gelmiyormuş gibi geliyor. Yani gelmeyen şeyler de var tabii ki. Mesela? Her şey değil. Mesela dolap yapamıyorsun, anladın mı? Marangoz geliyor onun içine böyle. Ama bayağı bir şey yapıyorsun normal bir insana göre yani. Bana da sanki yeteri kadar şey yapamıyormuşum gibi geliyor. Yapıyorsun mesela. Ya. Benim kadar olmasan da yapıyorum. Arkadaş bak, her piknik alanı bu kadar pis mi olur ya? Pis insanlar. Hayvan oğlu hayvanlar ya. Evet, bizi niye buraya getirdin Harun kardeş? Hava almak için, piknik alanına getirdim seni. Çok pis burası. Evet. Burası çok pis. Ve acayip rüzgar var, geldiğimizde rüzgar böyle esiyordu. O yüzden dedik ki arabanın bu tarafına geçelim. Mikrofona ses gelmesin, şu anda böyle esiyor. Ben şöyle yapayım, mikrofona rüzgar gelmesin. Hazır mısın sıradaki sorulara? Evet. Bundan sonra full sana yüklenecek sorular seçtim. Neden daha büyük bir müstakil ev satın almadın? Neden Harun? Anlat. Neden abi? Neden? Ben ne bileyim. Bu arada Harun oturduğu ev almadan önce ben bir tane müstakil ev bakmaya gittim. Fiyatı da iyiydi yani, böyle şey neredeyse aynı paraydı. Sadece arsa var, öyle düşün. Arsa var, proje var, başka hiçbir şey yok. Ve adamlar bana aşırı dolandırıcı gibi geldi. Ama öyle böyle değil. Babamla gittik. Babam da dolandırıcı olduklarını düşündü. Değillermiş. Ve şu anda o evlere öyle bir para istiyorlar ki. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Harun neden kendi kanalına video atmıyor? Sevmiyorum. Neden sevmiyorsun? Arka planda daha mutluyum. Dışarıda öyle daha çok tanınıyorum. Yani ben tanınmayı sevmiyorum dışarıda. O yüzden bıraktım. Buluşma gibi şeyler yapmayı düşünüyor musun? En son ben bu buluşmaya gittiğimde ölüyordum. O yüzden bir daha yapar mıyım bilmiyorum. Bir de her yerimi ellediler benim ya. Böyle en son bir tanesi böyle arkadan, bacaklarımın arasında arkadan böyle elini beni yukarı kaldırdı ya, o kadar. Hani dedim ki ben bunu hak etmiyorum. Bir daha da küstüm, bir daha yapmayacağım. Nasıl bir abi kardeş ilişkiniz var? Bizim videolarda gördüğümüz gibi tatlı mı? Yoksa videodan sonra hiç keneşe. Bir daha hiç konuşmuyorsunuz mu anlamında bir şey. Sen daha önce bir videoda böyle bir saçma cümle kurdun. Videolar dışında hiç görüşmüyoruz gibi. Mantıklı mı sence bu? İşte, öyle bir şey olabilir mi yani? Ama sen öyle konuşuyorsun. Mecbur görüşüyoruz yani. Videolar dışında ben tatlı mıyım? Hayır. Videoda da tatlı değilsin. Videolarda da tatlı mıyım? Hayır, videoda gördüğünüzden daha beter bir insan abim.
Nasıl? Oğlum sen videoda ben beter bir insan mıyım bir kere? Sen bildiğin mendebur bir insansın ya. Ya Fatma demiş ki videolarda gördüğümüz gibi tatlı mısınız demiş. Sen diyorsun ki videolarda beter bir insan. Videoda betersen işte gerçekte nasılsın öyle düşün. Bence yine gereksiz drama yapıyorum. Hayır gereksiz drama yapmıyorum. Sen mendebur bir insansın. Full sana yükleniyorlar. Harun maaş alan bir insan. Neden hala her şeyini senin almanı bekliyor? Bak üstüne ne güzel geldi. Bir dakika ben hiçbir şeyi senin almanı bekledim mi lan şimdiye kadar? Bana şunu al böyle. Abi bunu almak zorundasın bana dedin mi? Oğlum videolar var kanıtlı. Ya Allah aşkına onlar gerçek mi? Tapeler ya? Var tapeler. Hayır millet beni şey zannediyor böyle. Senin ağzına bakıyorum böyle zannediyor. Bakıyorsun. Ya yürü git ya. İçime işliyor bana. 6 yıldır bana abi bana ne zaman araba alacaksın diye soruyor. Yo hiç öyle soramadım. Ya. Araba alsan seni gezdiririm demişimdir yani. Böyle şey yapıyor böyle yavaş yavaş böyle hani şey. Direkt abi bana araba al demiyor. Ama onun dışında söylenebilecek her şeyi söylüyor öyle düşünün. Ben öyle bir şey istemedim kendisi aldı. Balık videosu ne zaman geliyor diye sormuşuz. Dün balığa gittik. Instagram'dan storyler attım ama video çekmedik yani sadece balığa gittik. Ha ilginç bir şey yakalasaydık, bir deniz kızı falan yakalasaydım kesin çekerdim ama. İki tane lüfer yakaladık sadece. Yalan söylüyor, hiçbir şey yakalayamadık. Bildiğin bomboş döndük. Millet, herkes yakaladı, biz boş döndük. Konuklu toplu paket açılışları bütçe yüzünden mi az geliyor yoksa çekecek birini mi bulamıyorsun? İkisi de değil, ürün seçmeye çok zaman harcıyorum. Yani gerçekten o kişinin hoşuna gidebilecek şeyleri seçmeye çalışıyorum. İşte bazılarını Türkiye'den alıyorum, bazılarını Çin'den alıyorum, bazılarını Amerika'dan alıyorum. Bunların kargo süreleri falan filan derken çok uzuyor. Mesela önümüzdeki iki konuk belli. Üçüncü, dördüncü aklımda, konuşacağım yakında falan yani şey. Konuk tarafında bir sıkıntı yok. Dur abi ya. O seni satayım. Niye böyle bir şey yaptın durup dururken? Oğlum kalkacaktım lan. Bir projenin içine sinmesi için ne olması gerekiyor? İstediğim gibi bir sonuç mu, iyi izlenme mi? Aslında istediğim gibi sonuç olduğunda yani bir proje hoşuma gittiğinde izlenmeyi çok sallamıyorum. Ama şey oluyor tabii, beklentimin altında kalan izlenmeler olabiliyor. Son mesela Blade of Chaos'ların ben çok izleneceğini düşünüyordum. Çok izlenmediler ama proje o kadar içime sindi, o kadar güzel oldu ki çok izlenmemesi de umurumda değil. O zaman ben sana soru soruyorum abi. Sor. Bu YouTube bittiğinde ne olacak? YouTube bittiğinde ne olacak? Senin oturduğun evi seni kovarım oradan. Kiraya veririm. Oradan bir pasif gelirim olur. Ortak değil miyiz? Değiliz. Ortağız ya biz. Birlikte bir iş yapabiliriz. Ondan sonra... Ne oluyor lan? Püf! Kahvem döküldü ya. Öyle ortak değiliz dersen. Ya üstüm şu an toprak toprak. Geldiğimiz yeri unutma diye seni buraya getirdim. Ondan sonra tabi iş bitince bu arabaya da ihtiyacım olmaz. Kokoreççi falan açmayacaksam. Onu da satarım. Onunla da küçük bir tane 1+1 ev alırım. Onu da kiraya veririm. Oradan da pasif gelir olur. Ben de bir yerde girer çalışırım. İki tane pasif gelir. Bir de maaş. Geçiniriz herhalde. Hallederiz. Harun ne vizyonsuzca yapar. Bir şey lan bu yaptığın. Niye oğlum? Bittiğinde aşırı vizyonsuz emekli şekilde... olacağım işte ya. Aşırı vizyonsuzca konuştun ya. Hayır doğru olan hepsini kardeşimin üstüne yaparım demek yani. Hadi son bir soru cevaplıyorum. Gündelik hayatınızı abi kardeş olarak mı, patron çalışan olarak mı geçiriyorsunuz? İş konusunda ben kesinlikle abi kardeş gibi değilim bu arada. Her şey profesyonel olacak. Benim dediğim şeyler yapılacak, zamanında yapılacak, düzgün yapılacak vesaire vesaire. Yani o profesyonel hayat, o abi kardeşlikten bağımsız bir şey. Onun dışında günlük hayatımızda sana patronluk yapıyor muyum? Abilik evet, yapıyorum. Yapıyorsun. Hayır sen abiliği patronluk olarak algılıyorsun. Abilikle patronluk aynı şey neredeyse yani. Senin için aynı şey. Kırıldı mı? Çalışıyor. Ekran çalışıyor ama yerinden mi çıktı anlamadım. Dur. Kameranın şeyi kırıldı. Rüzgardan kamera düştü ve pimleri mi kırılmış? Ne olmuş ya? Pimleri kırıldı ama kabloda sorun yok. Umarım bunun yedeğini bulabilirim. Tamam sen kapat bu kamerayı Harun. Son soruyu cevaplamayacaktık. Ne kadar üzgünsün? Çok üzgünüm. Ucuz bir kamera değil o. Bu nasıl iş ya? Neyse Allah'tan şirketin ortağı değilim. İşte ekipmanlardan sen sorumlu olduğu için senin maaştan kes. Bana ne oğlum? Allah'ın içinde ben karışamam. Rüzgar size şey oldu. Neyse yarın görüşürüz. Yeni bir günden selamlar. Bugün mutfaktayız ve süt helvası yapacağız. Canım kaç gündür süt helvası çekiyor. En son bugün Harun'la çıktık bir yere yemeğe gittik. Süt helvası kalmamış. Yani karnımızı doyurduk da süt helvası yiyemedik. Bilmeyenler için Bursa'ya özgü bir helva bu ve esnaf lokantalarında falan yapılıyor genel olarak. Bir de genel olarak az yapıyorlar. Yani sabah öğlen arası falan giderseniz yiyorsunuz. Onun dışında yiyemiyorsunuz. Tarifimiz 1 litre süt. Harmonu çok karıştırmak gerekiyor bu arada. Karıştırma kısımlarının hepsini sana eteleyeceğim. Toplam 2 saat boyunca falan çırpıyorsun. Sütümüzün içine 2 su bardağı toz şeker.
İnternetteki tariflerde çok daha fazla koyanlar var bu arada, fakat ben şekeri o kadar seven biri değilim, o yüzden biraz az koyacağım. Yani fazla olduğu zaman benim içim bayıyor. Sonra bunu ocağımıza alıyoruz kısık ateşte. Sütümüz kısık ateşte ısınırken bir tencerenin daha altını açıyorum. Yine en kısık ateşte. Bunun içine bir 100 gram tereyağı ekleyeceğim. Ve çok az sıvı yağ ekleyeceğim. Ama çok az, böyle sadece hafif bir parlaklık versin diye, o kadar. Şimdi tereyağımız burada eriyecek. O erirken şuraya 100 gram bir un ayarlayacağım. Yine muhteşem elimin ayarını gösterir misin Harun bak? Bunu herkes yapamaz. Şimdi bunu tereyağımın içine alacağım. Ve sürekli olarak karıştıracağım. Ama sürekli. Bu helvanın normal helvadan farkı bu arada unu yakmıyor oluşunuz. Yani en düşük ateşte, mümkünse hatta arada bir böyle kenara alıyorsunuz ki ateşe maruz kalmasın. Bu böyle iyice sıvılaşana kadar karıştırıyorsunuz. (Gülüyor) 20 dakikadır karıştırıyoruz bu arada ve un yavaş yavaş böyle kokusunu salmaya başladı. Şu an bayağı güzel kokuyor. Elde etmeye çalıştığınız kıvamı da şöyle göstereyim. Bakın akıyor. Bunu ilk karıştırmaya başladığımızda katıydı. Sonunda yiyebileceğimiz bir şey yapıyorsun abi. Yani belki de bir sürprizim vardır, bilemezsin. Ben yemem, baştan söyleyeyim öyle bir şey varsa. Bu sefer canım gerçekten sadece süt helvası yemek istiyor yani. Şu an tek derdim süt helvası yapmak. Şimdi yavaştan sütümü eklemeye başlayacağım. Sütün sıcaklığı serçe parmağınızı yakmayacak kadar. İlk önce bir 1/3 birini falan ekleyeceğim. Hemen hızlıca karıştırıp, şu an ne kadar sıcak buhar çıkıyor biliyor musun Harun? Ellerim yandı, parmak uçlarım yandı. Oo, böyle bir şey beklemiyordum. Sonra da sütün devamı. Şimdi bunu da boza kıvamı alana kadar karıştıracağız. Hep böyle bir garip terimler. Şu kadar dakika, şu şeyde, ısıda yapın falan deseler her şey çok daha kolay olacak. Şimdi içine bir de vanilya ekleyeceğim. Bunu sona doğru eklemeniz daha iyi olur. Yoksa yanıyor galiba vanilya, bir şeyler oluyor. Tadı kaçıyor. Şu an tam istediğim kıvama geldi gibi. Şöyle hafif akışkan ama katı da değil. Bence yeter. Şimdi bunu alıyorum. Bir tane borcamın içine döküyorum. Normal fırın tepsisine de dökebilirsiniz bu arada. Biz de bu olduğu için buna döküyoruz. Bu burada hafif kıvamlandıktan sonra bunu fırına atmamız gerekiyor bir de. Fırını sadece üstten açtım ve 200 dereceye açtım. Bunu da fırının şimdi üstüne koyacağım. Şu altta su var bu arada, çok kurumasın diye. Burada amacımız sadece üstünü yakmak. Yani helvayı tekrar pişirmiyoruz. Üstü böyle hafif kahverengi olunca geri çıkartacağım. 3 dakika da sürebilir, 10 dakika da sürebilir, bilmiyorum. Başında bekleyeceğim. Ve hazırız. Heyecanlı mısın Harun? Karnım çok aç. Bu karnını doyurmaz. Gerçi bunu ana yemekten önce yiyorlar biliyor musun? Bursa kültürü. Gidiyorsunuz esnaf lokantasına, ilk önce süt helvası istiyorsunuz. Sonra yemeğinizi yiyorsunuz. Sonra tekrar süt helvası yiyorsunuz. Neden bilmiyorum. Ben de Bursalıyım ama bana garip geliyor. Bu kadar cıvık olması normal mi? Değil. Bir tık cıvık olmuş. Ya da çok sıcak, daha onun etkisi de olabilir. Çorba kasesine koysaydım bari. Hayır, çok güzel oldu. Çok sıcak şu an, bakın dokunamıyorum. Aa, ben zaten bunun üstünü sevmiyorum. Ben yerken bunun kabuğunu sıyırıyorum, öyle yiyorum. Bir kere de bir şey düzgün yap ya. Yeme lan. Yiyeceğim, karnım aç. Yeme. Ben senden daha çok karıştırdım. Karıştırırken durmadan öf püf abi hadi ya yeter artık al bunu falan demeseydin belki de biraz daha pişirirdim. Sen sucu da bana at aynen. Tabii. Anında denedi. Normalde ilk önce sen dene abi falan derdi. Bunda hiçbir şey yok ki. Nasıl? Çok cıvık. Tadı güzel. Ben özellikle şey yaptım. Bursa ama aynı zamanda Balıkesir usulü. Çok şekerli. Normalde daha çok şeker var. İşte bu hali bile çok şekerli olmuş. O yüzden diyorum. Tamam, restoranda yediğinde daha çok şeker oluyor. Yemiyorum restoranda. Şöyle. Heh. Şu ana kadar yaptığın en normale yakın şey. Yine beceremedin her zamanki gibi. Ama en azından bak şu an yiyorum ve bitireceğim bu tabağı. Hatta bunu da dolaba koyacağım. Uyandığımda yiyeceğim. Ne oldu, bir durmuyor gibisin? Karnım aç. Karnımı doyuruyorum şu an. Ya karnın açlığından değil işte. Beğendin artık, kabul et. Karnım aç. Beğendin. Tadı güzel dedim zaten sana ya. Sadece beğendim diyeceksin. Kıvamı kötü yani. Annemin yaptığı bir helva daha var buna benzer. Ona benzemiş daha çok.
Biliyor musun onu böyle şey, üstünü yakmıyorsun, sadece böyle beyaz oluyor yine, un helvası, sütlü un helvası. Üstüne tarçın döküp yiyorsun. Sana hiç yapmadım annem. Benim tatlıyla aram yok. Annem seni çok sevmiyor tabii o yüzden. Ben ne zaman istesem yapar. Annem en çok beni seviyor. Kesin. Anne bu videoyu izliyorsan aşağı yorum at. En çok kimi sevdiğini yaz. Evet, bir haftalık vlogundan sonuna geldik. Bir gün eksik, o gün de işte balığa gittik dedim ya aslında o gün. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamına gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bize gösterebilir. Ayrıca gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yiyeceğim mi biraz? Şu an yiyemem. Kalbim teklemeye başladı. Fazla şekerden. Oğlum ben şeker yemiyorum ki normalde.